2023'ü çok keyifli bir kapanışla gerçekleştirmemiştik aslında, olaylar açısından da bakıldığında. Fakat 2024 iyi gelmiş gibi görünüyor Borsa İstanbul cephesi açısından özellikle baktığımızda. Nereden okumak lazım, nereden başlamak lazım? Artık 8 bin yolculuğu başladı mı? Birazcık daha böyle yüreğimize su serpilsin mi? Yani yavaş yavaş heyecanlanmaya başlayabiliriz. Ama tabii bu akşam yani vereceğimiz stratejiler gerçekten çok hayati. Yani yola giderken hangi kapıdan girmemizin anahtarını bir şekilde yatırımcılarımızla paylaşacağız. Yani yanlış kapıya girdiğimiz an oradan çıkacak sürprizler hiç hayal dahi edemiyorum. O yüzden böyle kritik dönemlerde Borsa İstanbul tarafında bu tarz yukarı yönlü yükselişlerin önce aşama aşama. Yani Mine Hanım, gerçek bir yükseliş başlıyor mu, yoksa bu yükselişte nerede emin olabiliriz? Aslında bunların cevabını bulmamız lazım. Şimdi biz piyasa bugün %2,5'luk yükseldi. Bu bizim için yeterli mi acaba? Yani diyoruz ya 7.760 günlük ortalamanın kırılmasıyla birlikte tekrar piyasaların yönü yukarı doğru döner şeklinde. Ama o kadar kolay değil, onu söyleyeyim. Şimdi yani iş nasıl söyleyeyim, biraz satranç gibi. Yani bu satranca hakim olamadığınız sürece kontrol hep dışarıda. Üçüncü bilemediğimiz bir güçte oluyor. Şimdi Türkiye ile ilgili bizim bir yol haritası kafamızda oturtmamız lazım. Ben tabi burada konuşurken doğruyu söylüyorum diye bir şey yok, ama bendeki oluşan yani bu ekonomi bilgimiz, tecrübelerimiz, buradaki makro deneyimlerimiz, yani bunlardan yani edindiğim izlenimi ben sizlerle bu akşam bunları paylaşacağım. Ve oradan açıkçası bir çıkış yolu, doğru anahtarı hep beraber bulmaya çalışacağız. Ve bu yayının sonunda da siz, yani bu programı izleyen arkadaşlar, şimdi piyasalardaki gelişmeler yaşandıkça siz aslında evet şimdi doğru bir hamle yapıldı, evet şimdi bunun olması gerekiyor şeklinde kontrolün size geçtiği bir bakış açısı sunmaya çalışacağım. Son 2-3 programdır da yapamıyordum, yanılmıyorsam, değil mi? Yılbaşına denk geldi. Ondan önceki program başka bir durum vardı. Yani maalesef baya bir ara verdik. Vermek mecburiyetinde kaldık, evet. Mecburiyetinde kaldık. Yani tekrar şu anda o çarpıcı yorumlarımıza, dikkat çekici yorumlarımıza tekrar başlayacağız. Ama biraz daha böyle yumuşak bir geçiş yaparak yapacağız bu işlemi. Şimdi hatırlayalım, geçtiğimiz yılın Ocak ayını. Ocak ayında da Borsa İstanbul tarafında bir tarihi zirve o zamana göre oluşmuştu ve sonra bunun devamını sürekli biz bekledik, ama olmadı. Sürekli düzeltmelerle birlikte alçalan tepeler oluştu. Bir tepe oluştu, iki tane tepe oluştu, ama her seferinde alçalan tepeler. Sonra üçüncü tepe oluştu, alçalan tepe arkadaşlar yine. Sonra dördüncü tepe oluştu, yine alçalan tepe. Sonra beşinci tepe oluştu arkadaşlar. Ama o beşinci tepenin bizim aradığımız, istediğimiz gerçek yükselişi gösteren tepe olduğunu bilen biliyordu. Ben en azından bunun farkında olduğumu ve burada da şimdi yani şöyle sağlamasını yapacağız. Şu anki yaşadığımız benzer olayda da gerçek, şimdi de aynı şekilde alçalan tepeler var. Hangi alçalan tepe bizim işimize yarıyor? Gerçeğe en yakın
O alçalan tepe hangisi? Burada biraz bunun cevabını aramak istiyorum. Siz de müsaade ederseniz. Estağfurullah, buyurun. Şimdi burada biraz piyasadaki konjektüre baktığımızda küresel piyasalarda uzun zamandır çok iyi bir atmosfer var. Amerika'daki Fed'in para politikası ile ilgili gerçekten de iştah açıcı yorumlar yapılıyor. Yani Dow Jones olsun, diğer borsalar olsun ciddi yükselişler yaşıyor. Yani Emre aylarca yani. Ve Türkiye piyasaları burada biraz daha pasif kaldığını gördük. Ve bir düzeltme eğilimine girdiğini gördük. Ama bu düzeltme eğilimi aslında ne zaman başladı biliyor musunuz? Eylül ayında arkadaşlar. Eylül ayında başladı ve Eylül ayından sonraki oluşan bir tepe var. Daha yukarıda ama sorun şu, o tepede negatif yönlü bir uyuşmazlık var. Yani bu uyuşmazlık olayı gerçekten bizim için soru işareti. Yani burada çok dikkatli olmamız gerektiğini bize işaret ediyor. Ve böyle bir senaryoyu yaşadıktan sonra artık tepeler hep bu en yüksek gördüğümüz tepenin altında oluşmaya başladı. Geçtiğimiz Ocak ayından itibaren başlayan alçalan trendteki o tepeleri böyle birleştirdiğimizde aslında o kadar güzel doğru bir trend çiziliyor ki orada alçalan bir trend bize ciddi manada bir referans veriyor. Yani nereden nereyi kırarsa gerçek yükseliş olabilirin aslında cevabını bize çok net vermiş. Yani büyük bir ihtimalle bundan sonra aslında böyle konuşuyoruz ama biraz soyut gibi gelebilir arkadaşlara. Belki bunu grafik şeklinde de ilerleyen programlarda belki o moda da geçebiliriz. Ama az çok ne demek istediğimi anlıyorlardır arkadaşlar. Çünkü ayrıntılı tarif ediyorum. Ve buradaki alçalan trendde iki tane iç içe alçalan trend oluştu. Bir tanesi biraz daha tepki anlamında oluşan bir alçalan trend. Yani orayı kırdınız mı ana trendin kırılmasına çok yaklaşıyorsunuz. Şimdi burada yine bir alçalan bir trend var. Bu da Eylül ayından beri, pardon 10. aydan beri çizdiğimiz, tepeleri birleştirdiğimiz bir trend. Bu trend arkadaşlar yaklaşık olarak 7960, hadi biz bunu 8000 diyelim. 40 puanın bir zararı olmaz. 8000 puan seviyesinden geçiyor. Şimdi burada normal şartlarda biz 60 günlük ortalamayı referans alırız. 7700 seviyesi. Buranın üzerine çıktı mı bir nefes alırız arkadaşlar. Ama şunu unutmayalım. 60 günlüğün altına indi mi de tekrar bir korku sarması lazım. Bunu mutlaka kafamızda oturtmamız lazım. Yani 60 günlük ortalamanın altına indi mi bakın etrafa Türkiye'nin jeopolitik konumundaki yaşanan gelişmeler, Amerika ile ilgili ilişkiler bir sıkıntı var anlamına geliyor bu. Mutlaka onun cevabını orada buluruz. Şimdi tekrar Blinken cumartesi günü Türkiye'ye gelmişti. Diğer taraftan orada bir çıkış yolu arandı. Ayın 11'inde Merkez Bankası Başkanı'yla Hazine ve Maliye Bakanı'nın Amerika ziyareti var. Yatırımcı buluşmaları New York'ta. Sonra ertesi gün Moody's'ten bir tekrar bir değerlendirme gelecek. Ve ayın 25'inde bizim Merkez Bankamızın toplantısı var. Aslında bizim lehimize olabilecek gelişmeler silsilesi aslında başlıyor. Şimdi bunlar aslında bu alçalan trendi yani 8000 seviyesini kırdırabilecek güçlü aslında gelişmeler. Şimdi buradaki trend kırıldığı zaman biz ciddi bir nefes alacağız. Yani bu sefer
Bir bakmışız hızlı bir şekilde 8400'lere kadar yükselmişiz. Ve sonra küçük bir düzeltme, yani olabilecek senaryoları ben gözümüzün önünde canlandırmaya çalışıyorum. Ve ondan sonra da yaşanan haber akışlarına bağlı olarak o düzeltmeyle 8400'den gelen düzeltmeyle birlikte bu sefer 9000'lere doğru bir yolculuk başlar mı başlamaz mı? Bu sorunun cevabını arayacağız. Çünkü oraya doğru gitmesi için mutlaka bazı gelişmelerin de beraberinde bizi takip ediyor olması lazım. Örnek veriyorum, ayın 11'indeki yatırımcı buluşmalarında Merkez Bankası ve Mehmet Şimşek'in oradaki görüşmelerinde bakacağız. Mesela Türkiye'ye yabancı yatırımcı ne şekilde geliyor? Sıcak para girişi var mı?